Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar TYT ilk 12 soru Camp Nou 8 diyoruz. Aha onu da ben çizdim. Lisedeyken grafiti falan yapıyordum. Da işte ergenlik halleri ne yapacak? Evet sevgili gençler. Yalan değil abi ben çizdim. Sevgili gençler 8. ilk 12 soru kampındayız. İlk gösterimle yine video yayına girmiş bulunuyor. Sizler yan tarafa yazabiliyorsunuz. Müsaitlik durumumu ayarlamaya çalışıyorum. Yüksek ihtimalle siz bu videoyu izlerken chat kısmında ben de olacağım. Evet sevgili gençler vaktinizi çalmak istemiyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bir de sevgili gençler bu videoyu beğenebilirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Çok kolay bir hareket aslında. Yani videoyu alta çekip beğenip geri videoyu açıyorsunuz bu kadar. Evet sevgili gençler ilk sorumuza başlayalım. Güzel sorular bu arada haberiniz olsun. Aşağıda eş karelerden oluşan ve iki köşesi A ile B olan bir dikdörtgen verilmiş bize. A noktasından B noktasına çizgiler üzerinden gidilecektir. Tamam. Geçilen bir noktadan tekrar geçemezsin diyor. Ve Aysun bu koşullara uygun olarak A'dan B'ye gitmiş ve olası en uzun yolu kullanmıştır. Olası en uzun yol. Bu cümle bizim için önemli. Dikdörtgeni oluşturan eş karelerin kenar uzunluğu santimetre birimine göre tam sayı ise Aysun'un aldığı yol aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Burada aslında tongaya düşürmelik bir hareket var. Yani olası en uzun yol ne olabilir ki? Hemen şunu çizersiniz değil mi? Olası en uzun yol budur diye düşünebiliriz. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Daha uzunu var. Silelim. İşte nedir daha uzunu? Mesela... Şöyle başladık diyelim. Hop 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 şu hareketleri yaptık. Bu hareketleri yaptıktan sonra şöyle geldim, şöyle geldim, şöyle geldim ve şöyle geldim ve sonra böyle geldim. İşte olası en uzun yol bu. Ve kaç birim biliyor musunuz bu yol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 19'dan sonra hangi sayının geldiğini unuttum. Biz de matematikçiyiz diye geçiyoruz işte. 22 birimlik bir yol ama... Her birimin uzunluğu da eşit o zaman ben buraya 22K'dır diyebilirim. Yani bizim Aysun arkadaşımızın A'dan B'ye giderken ki kat ettiği en uzun yol 22'nin katı olacak. Aslında soru şu hangisi 22'nin katıdır? 22'nin katı olan aslında 11'in de katı olacak. Arkadaşlar 11'in katı olan bakın 2'den 8'i çıkardınız eksi 6 bir de burada artı 6 var 11'in katı 2'nin de katı aynı zamanda. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz. Hocam TYT'lik bir soru mu? Hayır, TYT'lik bir soru değil. O zaman niye soruyorsun? Yani ilk 12 TYT ilk 12 soru kampı diyorsun arkadaşlar. TYT'de şu lazım, şu. Tamam? Yani biraz böyle yorum yeteneğini yükselten sorular lazım. Şimdi bak, sen burada gidip az önce benim ilk çizdiğim yolu çizersen, yani şu yolu çizdikten sonra hesap edersen, bak hesapla benim yerime sen 20K'lık bir yol bulursun. Şıkların içerisinde de ne hikmetse sadece 20'nin katı olan bu var. Sen gidip Ceyhan'ı işaretleyebilirsin. Yani TYT'de 1000 kere bilsen de bir kere daha düşüneceksin. Tamam? Bu şekilde bir soru seni düşünmeye sevk eder. Özgür 300'den küçük var ya muhteşem bir soru. Bak buraya not al. Tamam muhteşem bir soru. TYT ayarında mı? Evet. Aynı zamanda keyifli bir soru mu? Evet. Hele ki kendini çözüyorsan var ya efsane tat alıyorsun sorudan. Bence videoyu durdur burada. Yani ne kadar canlı bir şekilde aksa da video. Videoyu durdur burada bir çözmeye çalış bakalım. Tamam. Şimdi diyor ki Özgür 300'den küçük 3 basamaklı bir doğal sayıyı yazmış ve sonra da şu cümleyi kurmuş. Demiş ki benim yazdığım sayı soldan okununca tam kare oluyor. Sağdan okununca da asal sayı oluyor. Öyle manyak bir sayı yazdım ben. Açıklamasını yapmış. Örnek olarak da ABC sayısı soldan okununca ABC, sağdan okununca CBA'dır diyor. Yani bu taraftan okuyor. Tamam. Buna göre Özgür'ün yazdığı sayının 80'e bölümünden kalan kaçtır? Bir de burada soru bize not veriyor. Diyor ki gerek duyarsan diyor eğer diyor. Hani diyor ola ki durumlarda 31'in karesi 961 kardeşim diyor. Tamam. Pekala ben gerek duymayacağım da gerek duyan çıkabilir. Şimdi sevgili gençler. 300'den küçük soldan okununca tam kare olan demek ki 300'den küçük olan tam kare sayıları bizim bir yazmamız lazım. Mesela 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225,
16'nın karesi 256, 17'nin karesi de 289. Sanki orada yazıyor. 289. Peki 300'den küçük tam kareler bunlar. Biz sayımızı bunların içinden arayacağız. Şimdi bir de bunu tersten okuyunca asal olacak. 001 zaten 3 basamaklı sayı değil. 121 zaten 121'in kendisi, 11'in karesi olduğu için asal değil. 441 sayısı 9'a bölünür, rakamları toplamı 9'un katı olduğu için. 961 acaba asal mı diye tam düşünüyorken aklına şu not geliyor. 961 31'in karesidir. Asal değildir. 691 asal olabilir. Bir cepte dursun. 522 çift bir kere. 652 çift ve 982 çift. Geriye kalan sayının asal olup olmadığını düşünmene gerek kalmadı artık. İşte bu oluşan sayının, yani 196'nın sevgili gençler, Özgür bunu yazmış. Bunun 80'e bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Biliyorsunuz iki defa var. 160 çıkardınız. 36 cevap Ceyhan'dır diyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir soruydu. Geçtim 3'e. Aşağıda bir ay arayla iki kez tartılan Tuğrul'un bu tartı değerleri gösterilmiş. Spor yapmış, diyet yapmış yüksek ihtimalle. Spor yapsa biraz daha şişiyor vücut. 72-62 tamam. Tuğrul kilosunu soran bir arkadaşına bu iki tartından söz ederek demiş ki birinde A kilogram geldim, diğerinde de B kilogram geldim diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi ben birinde A birinde B olduğunu biliyorum da hangisinin A hangisinin B olduğunu bilmediğim için A'ya 72 diyemem. A B'den büyüktür diyemem, belki A B'den küçük. A eksi B 10'dur diyemem, belki eksi 10 gelecek. A eksi B kesinlikle ama kesinlikle 10 veya eksi 10, karesini alırsanız 100 gelir. 10 değil, bu da gitti. Ama bunların mutlak değerleri, bunların farklarının mutlak değerinin mutlaka 10 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Basit bir soruydu. Ama TYT'de karşınıza çıkabilir. Haberiniz olsun bu tarz sorular. Bir bilgi verilmiş, diyor ki M basamaklı bir doğal sayı ile N basamaklı bir doğal sayı çarpılırsa eğer iki ihtimal var karşında. Ya M artı N basamaklı bir sayı elde edersin ya da M artı N eksi 1 basamaklı bir sayı elde edersin diyor bize. Peki Bora diye bir vatandaşımız varmış. Bu 7 basamaklı, 8 basamaklı ve 9 basamaklı 3 tane doğal sayıyı çarpmış arka arkaya ve N basamaklı bir doğal sayı bulmuş. N'nin değerler toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sırayla çarpalım. 7 ile 7 basamaklı ile 8 basamaklı bir sayının çarpımı maksimum 15 basamaklı olacaktır. 15 basamaklı bir sayıyla 9 basamaklı bir sayının çarpımı da maksimum 15, 9 daha 24 basamaklı olacaktır. Bu 1. 7 basamaklı ile 8 basamaklının çarpımı maksimum 15. 15 basamaklı bir sayıyla 9 basamaklı sayının çarpımı da maksimumunu bulmuştuk. Artık minimumunu bulalım. 15 ile 9'u topladın 24, 1 çıkardın 23 basamaklıdır. Şu ikisi olabilir. Bir de 7 basamaklı bir sayıyla 8 basamaklı sayının çarpımının minimum basamak sayısı 7, 8 daha 15, 14 olur. 14'te de 14 basamaklı sayıyla 9 basamaklı sayının çarparsan maksimum 14, 9 daha 23, onu bulmuştuk zaten. Minimum da 22 basamaklı olur. İşte N değerleri bunlardır. Bunların da toplamı zaten ardışık oldukları için 3 kere 23'ten 69 yapar sevgili gençler. Cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 5'e. Yine güzel sorulardan bir tanesi. Dikkatli okursan direkt hiçbir işlem yapmadan, bak abartmıyorum, İşlem yapmadan sadece kafandan böyle yaparak cevabı işaretleyebilirsin. Bir zarın her bir yüzeyinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarından farklı bir tanesi var. Peki ayrıca bu zarda karşı karşıya bulunan her iki yüzeydeki sayıların toplamı da 7'dir. Bildiğimiz standart zar, tavla zarından veya okey oynarken oynadığımız zardan bahsediyoruz. Yani altının birlisi falan diyoruz ya. Orçun bu zarda bir değişiklik yapmış. Her tek sayının önüne de bir eksi işareti koymuş. Şimdi kardeşim, birin karşısında 6 olacaktı normalde. 3'ün karşısında 4 olacaktı. 5'in karşısında 2 olacaktı. Ama Özgür bir değişiklik yapmış. Değişiklik ne? Tek sayıların önüne negatif, yani eksi işaretler koymuş. Orçun'un yaptığı değişiklikten sonra bu zar herhangi bir yüzeyi üzerinde duruyorken, attın herhangi bir yüzey üzerinde duruyor bu zar. Diyor ki yan yüzeylerdeki sayıların toplamı. Üstünden bahsetmiyor. Yan yüzeylerdeki sayıların toplamı. Yani 6 ile üstü hariç. Anlaştık mı? Hangilerine eşit olabilir diye sormuş. Tamam.
Zarımız eğer eksi 1'in veya 6'nın üzerinde duruyorsa eksi 1 ile 6'yı dahil etmeyeceğiz. Yan yüzeylerindeki sayılar, bakın şunu sildim. Yan yüzeylerindeki sayılar 4, 2, eksi 3 ve eksi 5'tir. Bunların da toplamı şurası 6, burası eksi 8. Toplarsam eksi 2 olur. Bak burada var. Peki, şimdi diyorum ki zar eğer eksi 3'ün veya 4'ün üzerinde durduysa o zaman ben bunları toplamayacağım derim. 6, 2 daha 8, eksi 5, eksi 1 daha eksi 6, 8, eksi 6 daha 2 yapar ama 2 burada yok. O halde sevgili gençler şimdi de diyeceğim ki şunun veya şunun üzerinde duruyorsa bunları saymayacağım. 6, 4 daha 10, eksi 1, eksi 3 daha eksi 4 topladım 6. 6 da yok. Sadece bu varmış. Demek ki cevabımız da yalnız 3'müş diyeceğiz sevgili gençler. Gördüğünüz üzere çok fazla işlem gerektirmiyor. Sadece soruyu anlamanız gerekiyor. 6. soru, yine beğendiğim sorulardan bir tanesi. Beğenmesen PDF de olmaz zaten. Öyle diyeyim yani. Aşağıdaki dikdörtgen pistin A noktasından ok yönünde hareket eden iki kişiden Hamdi C noktasına kadar, bu Hamdi denen vatandaş buradan hop çıkmış buraya kadar gelmiş C noktasına. Yılmaz da tam bir tur atmış. Peki, kilometre birimine göre Hamdi'nin koştuğu mesafe tam sayı, Hamdi bir tam sayı kadar koşmuş. Tam sayı kilometre. Yılmaz'ın koştuğu mesafede asal sayıdır. Peki. Ama şöyle bir durum var. Hamdi'nin koştuğu mesafe A'ya B ise, yani A artı B ise, Yılmaz'ın koştuğu mesafe bunun iki katı değil midir? Evet. Bu bir tam sayıysa, ulan bu nasıl asal olsun? Değil mi? İmkansız bu gibi duruyor. Ama bir sayı hariç. A artı B 1'dir. Bu da 2'dir. 2 de bir asaldır sonuç olarak, değil mi? 2'nin katı olan tek asal var çünkü. 2. Peki A artı B 1 ise demek ki bunlar işte 0 nokta küsürat olan kilometreler. Toplamda 1 yapıyor. Pistin alanı da zaten 0.25 kilometre. O zaman ben şöyle diyeyim mi? Ben artık AB'den BC'ye kadar olan uzunlukların toplamının 1 kilometre olduğunu biliyorsam ben buraya A kilometre derim, buraya da 1 eksi A kilometre derim kardeşim. Alan olarak da A çarpı 1 eksi A eşittir 0.25 metre kareymiş. Dağıtalım, A eksi A kare eşittir 0.25. Çarpalım 4 ile. Niye? Virgülden kurtulalım. 4A eksi 4A kare eşittir 1. Hepsini sol tarafa fırlatırsanız 4A kare eksi 4A artı 1 eşittir 0 ise, ulan bu 2A eksi 1'in parantez karesi değil mi? Evet, o zaman A kaç olur? 1 bölü 2 olur. Şimdi A 1 bölü 2 ise, yani 0.5 ise, o zaman burası 0.5'tir. Demek ki burası 500 metre, burası 500 metre. Dikdörtgen gibi görünen şekil aslında kareymiş sevgili gençler. Yani BC arası 500 metredir diyebiliriz. 6. sorumuzu da çözdük. Videoyu yarıladık yani. 7. sorumuzdayız. ABC otomobillerinin, bak bu tamamen ama tamamen dikkat gerektiren bir soru. Bunu bu yüzden ekledim. Niye dikkat gerektiriyor? Birazdan göreceksiniz. Basit eşitsizliklerden soru kaçırmam, cart yapmam, cürt yapmam diyen elemanların bile dikkat hatasından eleneceği sorulardan. O yüzden çok dikkat et, tamam? Şimdi bak, ABC otomobillerinin 100 kilometredeki yakıt tüketimleri litre olarak sırasıyla 13-2T, T artı 4 ve 14'tür diyor. Ve yakıt tüketimi bakımından bu 3 aracın en ekonomik olanı A, en ekonomik olmayanı da C'dir. Bu ne demektir biliyor musunuz? En az yakıt tüketen A'ymış. A buydu. En çok yakıt tüketen de C'ymiş. O da bu zaten. Demek ki 13-2T küçük T artı 4, o da küçük 14. Hocam artık gerisi basit. Evet, basit. 13-2T küçüktür T artı 4 dersiniz. Buradan 3T büyüktür. 4'ü bu tarafa attınız. 9. Demek ki T büyüktür 3 diyeceksiniz. Bu bir cepte. İkincisi de T artı 4 küçüktür 14 dersiniz ve son olarak da T 10'dan daha küçük gelir. Demek ki burada T'nin alabileceği değerler de 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olacak. Kaç taneymiş toplamda? 6 tane. Hocam 40 defa uyardın. Bunda ne var? Cevap 6 demeyeceksin. Oraya bir ufak virgül koyacaksın. Neden biliyor musun? Bu aracın tükettiği yakıt miktarları da pozitif olmalı çünkü. Yani bu pozitif zaten. T artı 4 demek ki burada T eksi 4'ten daha büyük olacak ki zaten eksi 4 olabilecek bir şey almadık. 13 eksi 2T
Büyüktür 0 olmalı. Yani 2t küçüktür 13. Yani t küçüktür 6,5. 13 bölü 2. Demek ki t 6,5'tan küçük olacak. Yani alınabilecek maksimum değer 6'ymış. Gitti, gitti, gitti. O zaman 6 tane değil, 3 tane olacak sevgili gençler. Cevabımız da Adana seçeneği olacaktı. İşte bu tarz sorularda buna çok dikkat etmen gerekiyor. Yoksa ufacık bir hata seni 1,25 netten edebilir sınav esnasında. Bir ondalık sayıda virgülün sol tarafı 0. Sıfır varmış, virgül varmış, anladık. Virgülün hemen sağ tarafında ise yan yana 40 tane sıfır rakamı varmış. 1, 2, 3, 4, 5 hepsini yazmayacağım, merak etme. Şöyle yazdım, tamam, burada 40 tane sıfır varmış sevgili gençler. Şöyle yaptım. Ve diyor ki en sağda da bir tane sıfırdan farklı rakam var. Yani ona da x diyelim o zaman. Böyle bir sayımız var. Peki buna göre bu ondalık sayının karesinde, ben bunun karesini nasıl alacağım ya? Karesinde virgülün hemen sağında yan yana en çok kaç tane sıfır rakamı vardır diye sormuş. Şimdi gençler, şurada toplam kaç tane basamak var? Şurada 41 tane basamak yok mu? O zaman ben bu sayıyı x çarpı 10 üzeri eksi 41 diye yazamaz mıyım? Bence yazarım. Şimdi karesini almak daha mantıklı. Ben bu şekilde karesini alırsam bu da x'in karesi çarpı 10 üzeri eksi 42 olacaktır. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu x kare için, yani x bir rakam, bir rakamın karesi maksimum 2 basamaklı olur, minimum 1 basamaklı olur. Doğru mu? O halde bu 10 üzeri eksi 82 olacak burası bu arada. Üzgünüm. Şurayı düzeltelim. 82 diyelim. O halde benim sayım 0 virgül olacak yine. 0 0 0 nokta 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 0 0 0. Ya buraya 2 basamaklı bir sayı gelecek, ya da bir tane daha 0 koyup bir tane daha sayı gelecek. Şöyle A diye bir sayı gelecek varsayalım. Hangisinde daha fazla miktarda 0 olacak? Tabii ki bunda, alttakinde. Virgülden sonra 82 tane basamak var ve sadece sondaki basamak sıfırdan farklıysa yan yana maksimum 81 adet sıfır bulunabilir sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Geçiyorum son sayfama, 9. soru. Aşağıdaki sayı doğrusunda hem 0, 1, hem 1, 2, hem de 2, 3 arası eş aralıklara bölünmüş. Buna göre şekilde verilen A, B, C sayılarından hangileri tekrar eden kısmı sıfırdan farklı olan devirli bir ondalık sayıdır diye soruyor. Peki. Şimdi sıfırla bir arası bir birim. 1, 2, 3, 4, 5 eşit aralığa bölünmüş. Yani 1 bölü 5, sen bunu 0.2 olarak yazıyorsun. Devirli falan değil. A sayısı da bunun 4 katı olduğuna göre, çünkü 4 tane birim ilerlemiş. A sayısı direkt 0.8'dir. Devirli falan değildir. Cart, cart, cart gitti. Peki. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 eşit aralığa bölünmüş ve burası da 1 birimdi. 1'i 4'e böldüğünüz takdirde 0,25 gelecektir. B sayısı da 1'den 0,25 kadar fazlaymış. Yani 1,25'miş ki bu da devirli falan değil. Bu da gitti. Cevap Bursa'ymış. Yani sadece C. Bunun da sebebi şurası 1 birim ve bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya ayrılmış. Yani 1 ile 1'i 6'ya böl diyor ki 1'i 6'ya bölmek zaten devirlidir. Çarpı bir de 5 ile çarp diyor. Sevgili gençler, 2 artı 5 bölü 6 sayısı devirli bir ondalık sayı verir bize. Bunu da nasıl elde edersin? 5'i 6'ya böldüğün takdirde yoktur deyip 0'ı koydun. 50'nin içerisinde 8 defa 48 çıkar 2. 20'nin içerisinde 3 defa 18 çıkar 2. 20'nin içinde 3 defa çıkar 2. 3 defa çıkar 2. Ve bu şekilde gidecektir. Dolayısıyla devirlidir. Burayı da sildik. Devam ettik 10. sorumuzda. Güzel olan, benim sevdiğim, belki de bilmiyorum, gözümle çözdüğüm için güzel gelmiştir bana. Ama emin ol, sen de gözünle çözebilirsin. Birazcık mantık yürüteceksin sadece. Şimdi bakın. Güngör isimli vatandaş yukarıdaki sayı doğrusunda pembe renkle gösterilen aralıklardan birer tam sayı seçmiş ve seçtiği 3 sayıyı toplayınca da sonuç bir tam kare sayı olmuştur. Güngör'ün seçtiği sayılardan en küçük ve en büyük olanı tam kare sayı olduğuna göre ortanca sayının rakamları toplamı nedir? Şimdi burada aslında
Benim bu soruyu normal şartlar altında şuraya okuyana kadar, yani şuraya kadar gözümde çözme gibi bir niyetim yoktu. Ama en küçük ve en büyük sayının bir tam kare olduğunu öğrendikten sonra gözümle çözdüm soruyu. Niye? Ne alaka lan o cümle? Şimdi şöyle düşünelim. 1 ile 8 arasından bir sayı seçeceğim ve bu tam kare olacak. 2 üzeri 12 eksi 3 ile 2 üzeri 12 artı 5 arasından bir sayı seçeceğim ve bu da tam kare olacak. Bu arada şuradan, şuradan ve şuradan bir sayı seçip onları da toplayınca yani artı, hop, artı, bu da bir tam kare olacak. Kusura bakmayın da burası da zaten 2 çarpı a çarpı b olmak zorundadır, değil mi? Yani doğal olarak. Çünkü burası a artı b'nin karesi gelsin isteriz artık. Bir zahmet. Şimdi 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 12 eksi 3 ile 2 üzeri 12 artı 5 arasında 8 fark vardır. Ve bu aralıktaki tam kare olan tek sayımız 2 üzeri 12'dir. Çünkü 2 üzeri 12 2 üzeri 6'nın karesidir. Yani b sayımız 2 üzeri 6'ymış. Bu cepte. O zaman burada 2 çarpı a çarpı 2 üzeri 6'mız var. Burası da a kare. Şimdi 2 kere 2 üzeri 6 64 biliyorsun. 2 kere 64 128 çarpı a 240 ile 260 arasında bir sayıdır. Burada a'yı sadece ama sadece 2 seçebilirim ki 2 kere 128 256 gelsin. O da bu aralıkta çıkar. A sayısını 2 seçtiysek 2'nin karesi de 4'tür. Demek ki buradaki sayımız da 4'müş. Yani sevgili gençler, ilk baştan seçtiğimiz sayı, ilk başta seçtiğimiz sayı ortanca sayının rakamı. Ha tamam. Ne demişti? En küçük. Tamam. Ortanca sayının rakamları toplamı. Ortanca sayımız ne? 256. Ama sadece onu bulsak yetiyormuş. Şunun rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş. 6, 7 daha kaç yapar? 13 yapar. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçiyorum arkadaşlarım. 11. soruma. Bir doğal sayının bir ve kendisinden farklı pozitif bölenlerinden her birine öz bölen denir. Mesela şimdi siz 6 sayısını düşünün. 6'nın kaç tane böleni var? 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. 6'yı ve 1'i çıkaracaksın diyor. Geri kalan 2 ve 3 bunun öz bölenidir diyor. Buna göre öz böleni olmayan iki doğal sayının çarpımının en çok kaç tane öz böleni olabilir diye soruluyor. Şimdi bir sayının öz böleni yoksa 1'e ve kendisini çıkardığımız zaman hiçbir bölen olmasın diyor. Aa, bir tane var bak, 1. 1 ve kendisi yine 1'i çıkardığımız zaman herhangi başka bir böleni yok. O zaman bu öz böleni olmayan bir sayıdır. Doğru mu? Peki. Başka? 2'nin de öyle midir ya? 1'i 2'yi çıkardın, başka yok. Başka 3'ün de öyledir. Bütün sayıların öyle mi? 1, 2, 3 diye gidiyor. Hayır. Bir istisnai durum. 2, 3 devamında 5, 7 bir de asal sayılarımız var. Biri ve kendisini çıkarırsan başka böleni kalmaz. Zaten asalın tanımı bu değil mi? Bir ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan sayılara asal sayılar deniliyordu. Demek ki öz böleni olmayan sayılarmış aslında. Demek ki asallar ve bir bizim istediğimiz sayılar. Peki buradan seçilen iki tane doğal sayının çarpımının en çok kaç tane öz böleni olabilir diyor ya. O zaman ben biri işin içine katmayayım kardeşim. Hiç katmayayım. İki tane asal düşünelim. Herhangi asalı seçseniz olur. 3 kere 5 diyeyim mesela. 3 kere 5 15'tir. Fakat bunu bölenlerini şu şekilde hesaplayın. Üstünü 1 artırın 2. Üstünü 1 artırın 2. Eşittir 4. 4'ten de 1'i ve kendisini olmak üzere 2'yi çıkarırsanız 2 tane öz bölen bulursunuz sevgili gençler. Herhangi iki sayı, iki asal sayının çarpımında. Unutmayın. 3 ve 5'i seçtiniz. 5 ve 7'yi de seçebilirsiniz. Yine 1, 1'dir. 2 çarpı 2'den 4, 2 çıkarırsınız. Gene 2 bulursunuz. Sıkıntı yok. Soru 12. Göz korkutan ama basit sorulardan. Yani hep öyle değil mi zaten? Şimdi sevgili gençler, son soruyu çözeceğiz. Çözmeden önce kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Bilgimizi okuyalım. Diyor ki, A sayısı 40 ile 200 arasında olmak üzere her a tam sayısı için a artı 1'in karekökünden a eksi 1'in karekökünü çıkarıp sonucu bulduğunuz zaman bir de 1 bölü kök a'nın sonucunu hesapladığınız zaman ikisinin de virgülden sonraki ilk 3 basamağı aynı çıkıyormuş. Güzel. Güzel de bir bilgi aslında. İşimize yaramayacak ama değişik bir bilgi. Oturup bunu hesaplamışlar demek ki. Ve sadece 40 ile 200 arasındaki sayılar için geçerliymiş bak. Kök 65 eksi kök 63 sayısının virgülden sonraki ilk 3 basamağında bulunan rakamların toplamı soruluyor. Yani
Kök 64 artı 1 eksi kök 64 eksi 1 sayısının virgülden sonraki ilk 3 basamağındaki rakamların toplamı isteniyor. E bu da 1 bölü, bakın A sayısı bunlar değil miydi? Değil mi? 1 bölü kök A, yani 1 bölü kök 64'ün son virgülden sonraki ilk 3 basamağıyla aynıymış. E bu vatandaş 1 bölü 8 değil mi? 1'i 8'e bölerseniz, yani bir ekmeğin yarısının yarısı. Çeyreğin yarısı yani, doğru mu? Nedir bu? 0,125 değil midir? O halde ilk 3 basamak aynı olacaksa ve bunların rakamları toplamı sorulduysa 5 artı 2 artı 1 kaç yapar? 8 yapar. Cevabınız da Adana seçeneği olur. Evet sevgili gençler, bu kampın da sonuna geldik. Kampın sonuna geldik derken bu kampın sonuna geldik. Yoksa bu kamp devam ediyor. Sıkıntı yok. Evet sevgili gençler, yorumlarınızda görüyorum hocam şu kampı da yapın, bu kampı da yapın diye, ama çok güzel bir kamp yapacağım. O yüzden şunu diyeceksiniz, oha lan hoca hepimizin istediğini aynı kampta yapmış da diyeceksiniz. Haberiniz olsun, buradan da bu güzel haberi vereyim ben size. Sonraki videolarda görüşürüz diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve sakın ama sakın ha, bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.